Bizim hikayemiz Galip Bela'da söz verdiğimiz hak davanın başlangıcından itibaren devam ede gelen bir hikaye. Belki adına hikaye demek bile yanlış. O bir duyuş, bir haykırış, dünyanın dört bir yanına verilmek istenen ilahi bir mesaj. Çağ kapatıp çağ açan, çağları derinden bir ah ile titreten sedasıyla akıllara durgunluk verecek bir öykünün sahibi olarak biz Türk'üz. 1071'den beri o varlık sürekliliğini tüm ihtişamıyla yürüten bir millet olarak Türk. Ulus olma yolunda yoğrulan hamuru mayalayan bir irade ve kudret ile dünya devletlerine örnek teşkil eden aziz milletimiz, bir ulusun karşılaşabileceği hemen her türlü istila ve harp yöntemine maruz bırakılmış, bunların her çeşidi karşısında da yıkılmadan çıkmayı başarmıştır. Hatta denilebilir ki bu girişimler milletimizin bekasını daha da kuvvetlendirmiş. Aldığı her darbe Necip milletimizin kahramanlığını tescil etmiştir. Demek o ki bizi öldürmeyen şey güçlendirmiş, daha da iri ve diri bir mahiyet kazanmamıza aracı olmuştur. Bu coğrafya sıkıntı ve dertlerin, elem ve kederlerin, açlık, savaş ve kıtlığın yuvası olmuş, lakin gafillerin yurdu olmamıştır. Yurdu düşman postalına çiğnetmeyen yegane iktidarın sırrı ise memleketine kan ve canını vermiş bir milletin öz vatanı olmasıdır. Şairin öz vatanında garipsin, öz yurdunda parya dizesiyle ifadesini bulan kastımız odur ki, kendi yurdunda yabancı durumuna düşürülmeye müstahak görülen bir ulusa biçilen kaftanlar düşmana kefen olmuştur. Cihan-ı alem anlamıştır ki, Türkiye mezar kazmaya kalkanlar açtıkları mezarlara kendileri düşmeye mahkumdurlar. Bundandır ki bizim hikayemiz ölüme meydan okuyanların, kefenini eliyle biçenlerin ve cihadı bir hayat nizamı haline getirenlerin hikayesidir. Bu hikaye asırlarca dillere pelesenk olmuş, bundan sonraki çağlara da örnek olacaktır. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır, tümsek de yarın elbet. Bizim elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Necip Fazıl Kısakürek.